Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldin Tesla. Hoş geldin Vixi, hoş geldin Şenek. Selamlar. Selamlar. Peki bize de öğretecek misin Şivilo? Mr. Do, selamlar, hoş geldin. Size de öğretirim isterseniz ama biraz fazla pratik seanslar bunlar yani çok kolay değil. Günaydın. Yeni mi uyandın yoksa uyumadın mı? Evet, bildiğiniz üzere ne yapıyorduk? Şurada gördüğümüz civcivi ne yapıyorduk? Spawn ediyorduk. Çoğaltmaya çalışıyoruz çünkü abonelere hediye edeceğim. Çekilişte. Abone sayım da bayağı azmış. Bir bakıma sevindim çünkü bu daha az insanın hayal kırıklığına uğraması demek. Kontrol C, kontrol V. Günaydın. Evet, copy paste yapacağız yani. Evet tatlı aboneler bu kanaldaymış. Bile doğru mu? Bence çok doğru, sonuna kadar doğru. Basbayağı doğru yani. Ben civciv istiyorum. Üç tane yapacağım demiştim. Belki 5-6 yaparım demiştim. İp sipariş ettim arkadaşlar. En az 5, belki 6 yapacağım. Dün nerede kaldık? Dün burada hatırlayanlar varsa aranızda, burada bir hata yapmıştım. Yayın başlamadan hemen önce o hatayı düzelttim ki burada uğraşmayayım diye. Ama bir ilerleme kaydetmedim. Hatamı düzelttim sadece. Şimdi ilerleme kaydedeceğiz. Birlikte düzeltirdik. Valla yani nereden baksan yarım saat 40 dakikamı aldı Şenex. O yüzden burada kaybetmek istemedim o vakti. Bir an önce kanatlarına gagasına geçmek istiyorum çünkü. Sinancım hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyi misin? Evet. Nerede kaldım? Bakıyorum tarife. Beş single, one decrease. Tamam. Ay. Beş single, one decrease. Belli bir süre abonelik gifti atmıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Abonelik gifti derken. Ay, abonelik gifti işte, neyi anlamadıysam ben de. Gifti bir an kafamda gift diye kodladım. Diyorum ki abonelik gifim diye bir şey yok ki benim. 1, 1, 2, 3, 4. 5 single, 1 decrease dedik değil mi? 5. Palamiyum hoş geldin. Ne arıyorsun? Civciv veriyorum. Kuspos hoş geldin, selamlar. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben de yeni uyandım sayılır. Yani yeni değil aslında, 12 falandı saat. Gece biraz geç uyudum. Gevrek yedim geldim. Bilo kazansın, civciv alırız elbet. Bu civciv batarsa yıkanıyor, değil mi? Tabii, evet, yıkanabilir yapmaya özellikle özen gösteriyorum. İçine pamuk vesaire koymadım.
Boncuk elyaf dediğimiz bir şey var. Ondan koydum. 30 derecede, 40 derecede gönül rahatlığıyla yıkanabilir. Elde de yıkanabilir. Bir çocuğa, bebeğe de hediye edebilirsiniz. Çünkü yutulabilir bir parçası yok. Ama sanmıyorum ben. Kazanan birisinin gidip de bunu birisine vereceğini. Bence çok hoşunuza gidecek. Ben bakıp bakıp seviyorum yani. Monitörün yanında. Asla vermem. Çocuklar arabayla oynasın. Şimdi 1, 2, 3, 4. Evet, increase. Az önce de kutu baktım. Ah, bir dakika. 4 single bir increase miydi? 5 single bir increase miydi? Yine kafam gitti ya. Oy, oy, yanlış yaptım ya. Of chat ya. Sizin yüzünüzden oluyor bu hep. 1, 2, 3, 4. Ne yaptım ben ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey yavrum hey. Baştan. Çete bakmadan şu sırayı bitireceğim. Öyle bakacağım. Kolay gelsin. Cümleten seviyorsunuz. Geri kaçıyorum. Tamam Palaminiumcuk. Dikkat et kendine. Kolay gelsin sana da. Çalışıyorsun diye biliyorum. Hot Wheels koleksiyoncularını hater bellemek istemedim arkadaşlar. Şimdi 5 single bir decrease. Hadi bakalım. Yusuf hoş geldin. Selamlar. Teşekkür ediyorum.
Okey. Kaç olması gerekiyormuş bu sıranın sonunda? 36. Sayın bakalım. Sayalım bakalım. Los Pollos. Pollos. Hoş geldin. Selam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tamam. Bir insan elinden her iş gelir mi? Uyanınca bilek yerde ağrı vesaire oluyor mu? Uyanınca bileklerimde bir ağrı yok ama örerken ağrıyor. Bir iki saat sonra da böyle bir hafif ağrıyor. Daha doğrusu örerken ağrımıyor aslında, uyuşuyor. Yemekle beraber yoğurt söyledim, çömlekle göndermişler. Sabah sabah sinirlerim bozuldu. Esmoy hoş geldin. Selamlar, merhabalar. Kaç para bunlar şimdi? Bunlar kaç para? Bunları şu an ücretsiz yapıyorum ve hediye edeceğim. Abone olan arkadaşlar sizlerden birkaç gün içerisinde bir çekiliş yapmanızı isteyeceğim. Haberdar olmak isterseniz şu an 97 abonem var. Ben 5-6 tane yapmayı planlıyorum, yani şansınız çok düşük değil. Çünkü küçük bir kanalız biz. Detayları takip etmek için Discord kanalıma bekliyorum sizleri. Kardeşimin okulunda kermes yapacaklardı dün. Cupcake brownie yaptık. İki tepsi götürdük. Çocuklar geliyor. 10 lira 5 lira en ucuz şey mısır. 15 lira karton bardakta yüzleri düşüyor. Geri gidiyorlar. Hoca diyorum fiyatı kim belirliyor? Veliler belirliyor diyor. E biz getirdiğimizi 3 liradan satacağız. O zaman diyoruz yok müdürün anlaştığı para toplayan kadın kabul etmiyor. Ya Zeus'cum hoş geldin de bir nokta virgül kullan ya, ben nasıl anlayayım şimdi bunu? Anladığım kadarıyla götüreceksiniz brownie ama müdür karar veriyor fiyata, öyle mi? İyi yayınlar. Babaannemin akranlarından daha geç birinden hiç izlememiştim. Eline sağlık, teşekkür ediyorum. Yapacaktım müdürle kadının yakasına. Merhabalar, ben Gustavo Fring. My tavuk sar delicious. Cupcake 30 liradan satıyorlar. 4 çocuk alabildi koca okula. Ama yazık, günahtır yani. 30 lira nedir cupcake ya? Yani yap şunu 5 lira 5 lira bir şey. Zaten evde yapılmış. Kendini amorti etse kafi, öyle değil mi? Kermes yani. 2 lira üstüne kazansan. Bilmiyorum, o şekilde kendi fiyatını çıkarıyor mu? Ah be, kaçırdım. Valla yalan değil. Ben de ilkokuldayken kermes düzenlenirdi. Ama kermesin amacını ben hala bilmiyorum mesela. Kermes benim aklımda şey gibi kalmış. Kermes nedir? Hala bilmiyorum bak. Biz annemle giderdik. İşte böyle veliler, işte böyle kadınlar falan bir şeyler, kek, poğaça, börek, takı falan satardı. Ama fiyatlar şey, sanki Bozcaada'da alıyorum. Sanki Alaçatı'dan alıyorum yani. Kazıklamaya çalışıyorlardı resmen. Hiç öyle kermes tadında geçmiyordu. Kermesin amacı ne, o yüzden hala bilmiyorum gerçekten. Sinancım hoş geldin. Sinan bireyim. Allah belasını versin bu insanların, çok sinirli bile o nokta virgül gitti öyle. Okula yardım lazım diyor müdür. Yardım topla. O zaman bütün çocukların morali bozuldu. Alıp giderdim kapı önünde bedava dağıtırdım. Veliler belirliyor diyor. Biz yapıyoruz. Beleş versek de olur diyoruz. Yok. Hocalar görmeden cupcake dağıttım hepsine. Yerli malına eti brownie götürdüm.
Yerli malı ve kermes aynı şey değil, değil mi? Çocuklar yesin diye yapıyor. Oradakilerin hepsini veliler. Yerli malı var bende. Kermes işlerine girmedi hiç anneciğim. Benim annem de hiç kermes işlerine girmedi. Yerli malı olurdu. Annem ne yapardı? Poğaça börek falan yapardı. Dolma sarma bir şeyler. Bir tane çocuk vardı. Serkan diye ilkokul arkadaşım. Okuma yazmayı 4. sınıfta 5. sınıfta mı ne çözdü? Çocuğun öğrenme bozukluğu vardı. Kesinlikle zekayla ilgili bir problem değil. Serkan kola getiriyordu sürekli. Kola, Fanta. Kermeste para verip alıyorsun. Yerli malı da herkes getirdiğini yiyor. Kermeste bizim yaptıklarımızı okul çöküyordu, öyle hatırlıyorum. Doğrudur. Şimdi sıradaki nedir? 6 kez 36, evet tamam. 2 tane single, bir tane eksiltme yapacağım. 1 Okay. 4 single, bir eksiltme. Mesai Ruk, hoş geldin. Kabın içinde durak. Civcivin sağ kolu çıkmış gibi duruyor. Durak. Babaanneme 4 single yapacaksın desem oklava zamanı gelir. Oh, afiyet olsun. Ama yani uyanır uyanmaz burger. Bilemiyorum yani. Ki.
Çitik atkı gibi yararlı bir şeyler örseydin keşke. Yani onları da örebilirim de şu an ihtiyacım yok. Yeterince var. Sinan. Yusuf hoş geldin. İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Abla nasılsın? İyisin. Tutankamon hoş geldin. Hoş geldin Teslacığım. Yok o bir meme babında hani Twitter üzerinde köy öven tayfa var ya şu tadı bulamazsınız vesaire de Tanrı paylaşıyorlar cevap olarak. Sarı civciv elinde bıçak tutan civciv gifine benzemiyor bu. Biraz benziyor evet. Nilay hoş geldin. Şivilo. Engi hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Arkadaşlar. Testicim shoutout alabilir miyiz Engi'ye? Lütfen. Yazamıyorum şu an. Klavye çok uzakta. Şimdi evet. Şimdi ne? Sıra nerede? Hadi bakalım. Ben de deniz tavşanı yapmayı öğrendim. Okula düzenli gidemediğim için stresliyim ama iyiyim de. O çok büyük bir stres ya. Ben onu Erasmus'la bile yaşadım biliyor musun? Şey sanıyordum böyle. Gitmiyorum gitmiyorum okula tamam mı? Böyle geziyorum tozuyorum sürekli. Ya da işte İstanbul'dayken de okula gitmiyorum gitmiyorum. Bütün gün evde yatıyorum. Bir şeylere sarıyorum sürekli. Sallamıyorum çok dersleri aslında. Sanıyordum ki böyle bir hafta falan 2 hafta okula gitmeyince sonra gidince dersin hocası bana kızacak. İlkokuldan kalma travmalar. Hele Avrupa'da yani hiç iplemiyorlardı affedersin. Hoca istersen bir ay gelme. Notunu veriyor geçiyor. Bu bir altın çilek change my mind. Altın çileğe de benziyor evet. Hiç öyle dönemin oldu mu? Ya son zamanlarım özellikle full öyleydi yani. Artık böyle ama şey ya mesela bir ay okula gitmedin ya da 2 hafta 3 hafta ne kadar gitmediysen okula gidince de dimdik yürümen lazım. Ya hocam gelemedim de şöyle böyle falan. Ya onlara ne ya? Bir de açıklama yapıyordum aslında ne ezik hareketler. Reyes hoş geldin selamlar. Biraz D vitamini veya güneş şivilo. Ben mi? Buna mı diyorsun? Filo civciv dolduruyor. Hala boş içi ya. Asla asla ve asla. Ben o kadar dolduruyorum ki şunu birinin kafasına atsan acır yani. Gerçekten bak. Çünkü yeterince doldurmazsam hem zaten şey tamamen yuvarlak bir şey değil. Bazı yerler böyle içe falan göçebilir. Hem o hem de şey tam formu ortaya çıkıyor içini tam doldurmadın mı? Bizim üniversite lise gibiydi. Hocalar herkesi tanıyordu. Bana istersen hiç gitme sınavları geçmen yeter demişlerdi. Hüsrana uğramıştım. Uf. Bize hiç böyle hocalar denk gelmedi ya. Nerede psikopat, manyak, takıntılı insan var? Benim üniversite hocalarım da, lise hocalarım da hep öyleydi. Ya onun dersine gitmiyorsun ya da işte çok devamsızlık yapıyorsun falan şey gibi algılıyor direkt. How dare you? Nasıl buna cüret edersin benim dersime gelmek?
Salak, üniversite kendi keşfetme zamanı değil mi? Ben senin dersinde senin dar vizyonunla mı kendimi keşfedeceğim? Gezmem lazım, tozmam lazım, kendimi keşfetmem lazım. Ne istiyorum, ne istemiyorum? Bu mesleği seviyor muyum, sevmiyor muyum? Benim için bilgisayarın başında vakit geçirmekti mesela kendimi keşfetmem için. İşte benim başka skiller öğrenmek, bir şeyler yapmak falan. Kimisi için işte kampa gitmek, çadır kurmak, bir yerlere gitmek, kimisi için interrail falan. Değişiyor yani. İnsandan insana. Bunlar çekilişti mi Belile? Evet reis. Belli zaten ortalama bir Amerika vatandaşı gibi duruyor civciv. Paraları çok değerli olduğu için fazla yiyebildiklerini övdüm ben bir kere. Fazla koydum sanki ya. Fazla koymadım da şey kapatmadan fazla koydum. En son küçücük delik kalıyor. O zaman tamamen doldurmak gerekiyor. Şimdi 3 single decrease. Hadi bakalım. İp de bitti bu arada ya. Keşke yatsaydı ama hiç sanmıyorum. Bitmeye yakın. İpi değiştirmem gerekecek. Uf, en sevmediğim şey ya. Şş, içinde yün varken örmek. Tam bir işkence. Of. Of, pistim.
5, 2, 3. Ah be. Gir artık. Tanrım, bu nedir? Ay. İp ne kadar olmuş Vilo? İp ne kadar olmuş? Kalitesine göre değişiyor. Eğer ipin içerisinde akrilik varsa, sentetik karışımlar varsa ucuz yani. 5 liraya, 10 liraya. 5 liraya, 10 liraya bulamazsınız da. 15 liraya falan bulunabilir. %100 pamuk iplikler genelde bebekler için olan kıyafetleri örmek için olduğu için, tahriş etmesin diye. Pamuk iplikler birazcık daha pahalı oluyor. Yani 50 liraya aldım ben ama daha ucuzunu bulamadım. Bulabildiğim en ucuzu 50 liraydı. Biz zaten bebekiz. Annem de kağıt iplen çanta falan örmeye merak sarmıştı. O parmak kangren olmuyor mu? Olmuyor ya. Kangren o kadar kolay olunan bir şey değil bu arada. Yani şu an kızarık parmağım sadece. Çünkü kan akışı birazcık daha yavaş olduğu için. Kangren olması için kan akışı olmaması lazım. Bunların hepsi abone olanlara mı gidecek? Evet, abone olanlara gidecek.
Bir civcivin oluşumu videosu gibi gözümüzün önünde bir civciv oluşuyor. Evet. Şimdi bunun sonunda kaç tane olması gerekiyormuş? 24 olması gerekiyormuş. Bakalım doğru yapmış mıyım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 olmuş. Bir tane daha eksiltmem gerekiyor. Artık girer misin? Ne yaptım ben şimdi saçma sapan? Yapamadım. Hadi çık oradan. Evet. Tamam. Sonra diyor ki. Sonra diyor ki. Bir single, bir decrease. Okay. Okay. Bir normal, bir decrease 18'e düşecek diyor, tamam. Ya Allah'ım gir artık. Nasıl bir şey bu?
Niyesi küçük oldu gibi görünüyor. Yok yok, aynı boyda. Şişirmem lazım daha şey. Çiğ yeterince dolu değil, çok boşluk var. Filo, gördün mü Steam TL'yi kaldırıyor? Gördüm maalesef ya. Güne çok kötü bir haberle uyandım. 20 Kasım'a kadar ne alacaksak alacağız artık. Steam birçok ülkede doları geçiyor. Onların para birimlerine bırakıp tam olarak dolar karşılığı olmayacak. Yine bize özel düşük fiyat politikası devam edecek ama dolar artarsa fiyatlar da artacak. Yani bir kur sabitlemesi yaparsa o zaman ne manası kalıyor ki dolarla oyun satmanın? Hiçbir fikrim yok. Yıllardır Steam'i dolandırıyorduk. Ülkece geç bile kallar. Nasıl dolandırıyordu insanlar? Benim şundan haberim var. Özellikle Ruslar Steam'e Türkiye'de kayıptı olup Türk fiyatlarıyla oyun indirip oynuyorlarmış. Okey. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ben İtalya'ya gittim. Steam'i oradan açtım. Steam anında şey dedi. Başka bir yerde olduğunu fark ettik. VPN'le falan yapıyorlar muhtemelen. Bir anda bütün oyunlar, her şey bakiyem Euro'ya çevrilmişti. Ve şey demişti. Tekrar TL'ye çevrilmesi için Türkiye'ye geri dönmen lazım demişti. Anladım. Evet, ip bitti. İpi değiştirmemiz lazım. Burada sıra dışı bir durum oldu, bir dakika. Pringles da yok artık ya. Twitter'da şey gördüm, çok komik. İşte. Ya of, Allah kahretsin ya. Pringles da Türkiye'den çekildi. Buzdolabı fotoğrafı koymuşlar. Çimam var. Nilay, seni kastetmiyorum bu arada. Pringles'ı yiyemiyordu insanlar genelde. Pahalı geliyordu çünkü. Ben en son ne zaman yedim hatırlamıyorum. Şimdi yalan değil. Sonra ne diyor? Okay, bir single, bir cross, şey. Decrease. Gerisinin artık pek bir önemi yok. Halkaya gerek yok.
Bunu nasıl yapacağım ya? Bir dakika. Tam düğüme denk geldi. Düğümün içeride kalmasını istiyorum. Single yaparsam acaba içeride kalabilir mi? Nope. Benim onu çıkarmam lazım. Çıkarabilecek miyim acaba? Mümkün değil ya. Aa, bunun yolu nedir? Bunun yolu nedir? Bunun yolu sanırım şu. Ya da şu ya. Niye bu kadar uğraştım ki? Şunu ağzımda tutmam gerekecek. Allah'ım, nasıl yapacağım ben bunu ya? Şimdi nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Şuraya çengeli takayım, uğraşamayacağım. Uzat biz tutalım. Yakış yaparken seni izlemek çok keyifli. Teşekkür ederim. Birinin yardımına ihtiyacım var. Birinin şuraya şöyle parmağını koyması lazım. Ama yapacağım. Kafaya koydum. Ay Allah kahretsin. Ya elimden kaçıyor. Ne? Ne yapacaktım ben ya? Kafam karıştı. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Ben şunu biraz sökeyim. İpin biraz uzun olmasına ihtiyacım var. Çok kısa kestim.
Oh be. Cabiye hoş geldin. Nikimi göbüşlü civciv yapıp geleceğim ben galiba ya. Neden? Neden öyle bir şey yapacaksın? Okay. Doldurma zamanı. Buraya daha uygun. Bir dakika, kanala göre nick değiştirilebiliyor mu yoksa nickini değiştiriyorsun ve her yere aynı mı katılıyorsun tüm yayınlara? Global. Okay. Peki bir şey söyleyeceğim. Cabir ismini başka biri kullanmıyor mu yani şu an? Aa. Unique yani. Vay be. Cabir sen ne şanslısın Cabir Kabir. Ay saçım dolandı.
Son sayımda Türkiye'de sadece 2600 tane Jabir varmış. Ondan alıyorum hemen her yerde. Bir tek Twitter'da alamadım. 2600 tane mi? Çokmuşsunuz ya Cavir. Ben hayatımda bir kez senin adını duydum. O da Azerbaycanlıydı. Ama bu kadar beklemiyordum. Okey. Armut'a benzedi bu. Çok mu doldurdum acaba ya? Galiba çok doldurdum. Evet çok doldurmuşum. Hiç de uyarmıyorsunuz ya. Armut'a benzemiş. Bak çok doldurmak da iyi değil. Çıkar dışarı çıkar ıkın. Ikın. Evet, aynılar. Du. Totisini ben boşluk bırakacağım. 705 bin Yusuf var. Üf. Neredeyse 1 milyonsunuz. Undo Bear TV hoş geldin. Şimdi kanatlara geçerim. Popişi böyle kalsın bunun. Kanatlara geçeceğim. Şu kadar yaparım. Ne cevabı fazla bir anırtan. Kanat, sihirli halka, altı zincir. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çek. İki. Okay. İlmek işaretleyici lazım. Aa, diğeri nerede? Bir tane daha vardı. Hemen alıp geliyorum. Nereye koydum acaba ya? Burada yok. Neredesin? Ya. Tam pardon o zaman gerçekten.
Bulamadım. Neyse, sıkıntı yok. Doz olmuş gibi hissediyorum kendimi. Okay. Şimdi 1, 2, 3, 4. Kafam karışmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam. Ay, 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 çok küçük. Şu an batamıyorum. Hadi. Hadi. Ah, battım. Snake sound, Aa, ilişki yapan teyze selam. selam piu piu hoş geldin. Az önce bir dolandırıcı tarafından engellendim. Aa, Sarı çerçeveli gözlüklerim ve sakızın nerede teyze? gözlüğüm yok maalesef. Yani yakın bir şeyler yaparken gözlük ihtiyacım olmuyor. Şimdi.
Artırma. Single artırma. Şu an kaç halka? 8. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa, kesinlikle bir yanlış yapmışım. Burada. Şu an kaç? 8 olması gerekiyormuş. Yo, hayır. 8 olması gerekiyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, burada bir sorun var. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hala bir sorun var. Evet, şimdi olmuş. Hallettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, tamamdır. Şu an doğru. Artırma. 6 single, 1 artırma. Okay. Ay. Fark ettim de sen de her şey var. Elinden her iş geliyor. Tüt. Ebrar hoş geldin. Gizli eşi cebiyetin dedi ben de. Tamam. Hiç gerek yok ya buna. İlmek falan şey işaretleyici takmaya. 10 olmuş olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Gayet iyi gidiyor. Tamam. 3 halka boyunca single. Tamam. 30'a kadar single yapmam lazım. Elfiye hoş geldin, selamlar.
14. Otuz. Okey. Hoş buldum, iyi yayınlar. Bu sabah programı izlerken bakmadan yapan uzaylı teyzeler tanıyorum. Bunu zaten. Popişt popişt. Milo fark ettin mi? Neyi fark ettin mi? Neyi fark ettin mi? Antikuantum hoş geldin. Fark edemedim şu an bir şey. Toplam 10 tane olması gerekiyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir artırma yapmam lazım. Yo, artırma falan yapmama gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gerek yok ya. Niye artırma yaptım? Hiç gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Edersin. Koluna dövme yapacak mısın? Ben mi? Ne alaka? İçip içip gelmiş şu yayına. Şiviro. Ne alakası var ya? Neyi fark etmedim ya? Nedir dikkatimden kaçan? Ha, ördeğin. Ördek değil ki, civciv bu. Şimdi sıradaki nedir? 3 halka boyunca tamam onu yaptım. Bir eksiltme tamam. 6 single. 6 tane daha yapıyorum. Ya da bir tane eksiltme yapıyorum. Ay, eksiltme böyle yapılmıyordu. Ya da 6 tane daha yapayım. 1, 2, 3,
4 5 6 Sonra bir eksiltme yapıyorum. 'Kanatları doldurmayın, dikmek için tam bitmiş. Bir sıra daha öreyim. İğne nerede? İğne kayboluyor, bu ne? Allah Allah. İğne. Eline bıçak da yapacağım. Bıçak yapmayacağım. Ah. Sıfır. Makas nerede? Burada. Bir kruvaş geldin, selam. Kızım benim gözüm görmüyor şimdi, geçirsene. Of moruk, bıktım senden. Ver ya, tamam. Lanet olsun ya.
Sensin tipi. Kendi bakalım şöyle kendi dursun. Bir tane daha yapalım. Makas çok keskinmiş. Ya sorma ya. Makas var ya. Büyük bir hayal kırıklığı. Nakış makası aldım da. Bugün gelecek. Yani öyle umuyorum. İki. Altı tane zincir yapıyorduk buraya. Ay. Üç. Dört. Ay. Beş. Altı. Abla bir çeyiz ürünü olsaydın hangi çeyiz olurdun? Bir çeyiz ürünü olsaydım, çeyiz ürünü olsaydım, ne deniyor ya? El örmesi kese olurdum. El örmesi kese olurdum. Ya da ne olurdum? Evet ya, el örmesi kese olurdum. Hiçbir zaman kullanılmayan. Do you have make Zoom now? You streaming. Do you have make Zoom? No. Ay nasıl söyleyeceğim? I really don't know how to say. I'm not zooming right now. I think. Let me check. Install controller. No. No. I'm zooming. But now Okay. What is next? Artık buna da anlamazsanız yok yani. This is maximum by the way. Ne yapmışız? 4 single, 1, 4 single, 1 increase. Gir. Kadroşun dışına çıktım. Geri alıyorum.
Yes, the 360 Insta is very good. I will order it. Yeah, what are you waiting for? I think I thought you were already what was the word? Satisfied with the quality or Zoom or anything else. Şimdi bir tane yaptım. İki tane. Aa, burada enflasyon yok. Yunanistanlı. Yunanistan'da yakın bir zamanda batmıştı ama şu an nasıl bilmiyorum. İki. Dört. Sonra bir tane artırma. 8 olacak diyor. Doğru mu? Ay. Gel buraya minik ipçik gel. Tamam. Ve bunun sonunda 8 tane olması gerekiyor. Bu doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru. Yes, I was impressed for the first time. Before I ask you, I believe you're using a DSLR camera. I changed all my setup, new PC, new workplace, and last was a new camera. Now I know which camera I want. Wow, cool. I'm glad. Şimdi, now what is next? Sonraki sıra... What? One increase, six single crochet, and another increase. Tamam. Ay.
It's a little expensive, but I have decided next is to start streaming again. Oh, you will stream? Okay, okay. I'm waiting for it. Just let me know when you start. Hocaların derste beklediği İngilizce okuma performansı. Benimki I am a pencil. Şimdi single artırma 10 tane olacak diyor. Burası nasıl 10 tane olur ya? Olabilir mi ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bir tane artırmam lazım. 10 olmamış. Okay. Halka boyunca tam 30 tane dümdüz öreceğim. 1 Ay.
Ay ben kafama göre eksilttim mi burada? Ne yaptım? Birden zayıfladı halka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Böyle bir şey yapmışım. Ne zaman yaptım ben bunu? Şurada yaptım. Şurada bir saçmaladım ben. Fark etmeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Devam. Ya 5'te kalmıştık. Ay. I will try to bring in my stream a good friend with streaming in the past too and he was from Turkey. Oh really? What is he doing? Painting? Miniatures? Or just a friend? Güzel ablam değil kotur. Ay evet ya. Uf. Kur'an'ı yırtan kıza döndüm. Yamuk yumuk oturuyorum sürekli. Kaç tane söktüm ben? Hiç bakmadım. Neyse dümdüz yapayım bir yerde. Anlaşılıyor zaten. Okay. Evet, bitirme zamanı gelmiş. His channel name was Studio Luna. His name is Tubuy. His Instagram is... Oh, links are not allowed in my chat. Snakes, I'm sorry. Maybe you may separate the letters instead of directly sending the link. Kadın kendi kendine sorup kendi cevaplıyor. Mükemmel bir detay. Bir eksiltme, altı single, bir eksiltme. Okay, yeterli ya ben bunu ayarlarım bundan sonra. Cannot see anything. And now it doesn't mean anything. It doesn't make sense. Kadın ajan.
Studio Luna 3D. Check on Insta. Studio Luna? Luna 3D. Okay, I will. Wait. Bakalım Instagram'dan. .com/studioluna3d. Tuba! Yeah, it's a Turkish name. I couldn't understand when you said the first time when you pronounced her name. Wow, she's really talented. Is she live in Turkey? Stalk zaman. Bu da civciv olacak. Bu civciv değil, civcivin kanatları, bunun kanatları. Şimdi gagasına geçtik. Etsy dükkanında Saruman 5K. Saruman, Allah aşkına bakayım. Kendisi mi boyamış? Kendisi boyamıştır tabii ki de. Etsy. Abla korsana hayır demiş de... Sormanı nasıl boyayıp satabiliyorsun o zaman? Vay yeter ha, ben de gireceğim bu işe. Prowling hoş geldin. Bu boyayıp. Yes, very good painter and also very good musician. She lives in Turkey. Okay. Angry Birds de yap. Angry Birds'ın çok ama bence modası geçti ya. Pew pew. Gaga. Sihirli halka bir zincir. Halka içinde 6 single. Tamam. Merhaba, elinize sağlık. Kroşe etingi nasıl başlayabilirim? Bazı videoları izliyorum ama hiç anlayamıyorum. Hiç bilmeyen birisi elini alsa nasıl öğrenebilir? Ben tam olarak bundan bahsettim dün Fraulein. Dedim ki insanlar anlatırken YouTube'da tutorial izlerken bile çok hızlı yapıyorlar. Diyorlar ki mesela şunu şuradan alacaksınız. Sonra şöyle yapacaksınız. Hangi hareketi yaptım ben göremedim ki. O yüzden benim buna çözümüm şu oldu. Videoları %25 miydi? 0.25 hızında izlemek ve yaklaşık 4-5 defa izlemek. Bunu böyle çok affedersin ama dün de bahsetmiştim. Gerizekalı anlatır gibi anlatan birisi lazım. Çünkü ben açıkçası o kadar anlamıyordum ki yani. Artık kendim için de bu tabiri kullanmak zorunda kaldım. Ya şunu yavaş yapsan kardeşim, bak şimdi nasıl anlatacaksın? Şimdi şöyle bir ters slash çiziyoruz. Sonra bunu X yaptık değil mi? Sonra zaten tığım hep burada. Buradan giriyorum ve alttaki ipi alıyorum. Alamadım. Niye? Çünkü çok yavaş yaptım. Çok yavaş yaptım. Bunu alıyorum. Aldın mı? Aldım. Sonra bir sonrakinde alttan çekip çıkartıyorum. Çıkarttın mı? Çıkarttım. Al sana sihirli halka. Şurada bir halka olacak. Gerisi bu halkayı tutarak oluyor. Halkanın üstünden, içinden giriyorsun. İpi de üstünden alıp çıkartıyorsun. Sonra da altından girip bu ikisinin içinden çıkartıyorsun. Yapamadım. Neden? Çünkü çok yavaş yaptım. İpler birbirine doldu. Şu an galiba o ablalara hak veriyorum.
Of, her şey battı ya. Girdim, üstten aldım. Alttan aldım, çıkarttım. Bu bir. Üstten aldım, çıkarttım. Alttan aldım, ikisinin içinden çıkarttım. Bu iki. Halkaya girdim, üstten aldım. Alttan aldım, ikisinin içinden çıkardım. Bu üç. Halkaya girdim, üstten aldım. Alttan aldım, ikisinin içinden çıkardım. Ya bu kadar basit yani. İnan bir fikrim yok. Nasıl bunu yavaş anlatan birisine denk gelirsin? Ben de bilmiyorum. Ben öyle öğrendim. Öğrenmiştim. Geçtiğimiz günlerde de tazelemek için yine bir pratik yaptım. Baktım unutmamışım. Kolay kolay unutulmuyor zaten. Of, araba kullanmak gibi bir şey sanırım bir kez yapana kadar nasıl yapacağım? Of, olmaz deyip yapmaya başlayınca gözüm kapalı. Aynen öyle, gerçekten öyle. Ama benim naçizane tavsiyem şudur. Eli hızlandırmak çok önemli. Eli hızlandırırken artırma, eksiltme, işte ne bileyim, yok brit falan, böyle terimlere hiç girmeden dümdüz örmek gerekiyor. Mesela ben bir süredir şunu örüyordum. Bunda elim hızlandı. Buralarda böyle abuk subuk başladım falan, yamukluklar var. Kenarlara doğru gittikçe mesela daha pürüzsüz olmaya başladı. İçeride çok hatalar var. Elim bir kere hızlandı. Tamam dedim. Yardırıyorum. O saatten sonra beni kimse tutamadı. Peki ben bu bilgileri nerede kullanacağım? Gelecekteki eşine hava atabilirsin mesela. Şu an kullandığım tığ 2,5 numara. 2,5 milimetre. Sık iğne dediğimiz tipte örgü yaparken 2,5-3,5 milimetre kullanmak gerekiyor. Daha geniş kullanırsan modelin çok fazla delikleri belirgin olur. İçindeki elyaf dışarı çıkar. Hepimiz hatalı yapacağız. Bize bozuk öğretti. Kimden öğrendin bu edebiyatı derse? Şibilo dersiniz. Bilmiyorum, bu iyiye mi götürür sizi yoksa hoş bir izlenim yaratmayabilir mi? Emin değilim. Ay, şu fanı acilen artırmam lazım. Burası bildiğin hamam oldu. Bursa. Şimdi. 6 tane yaptık gaga. Halkayı kapatmak için ipliği çekin. Evet. Ya bunlar da harbiden fazla basic. İşaretleyiciye gerek var mı? Bence yok.